Selamun aleyküm. Bugün arkadaşlar sizinle Darwin'in teorisi hakkında konuşmak istiyorum. Adı üstünde Darwin'in teorisi. Bilimle iştigal eden bir adam. Allah'ı aramaya çalışan bir adam. Darwin. Yaratılışı sorgulayan bir adam. Galapagos adalarına gidip orada bazı görmüş olduğu tür hayvanlardan feyzlenerek ortaya atmış olduğu bir teori. Darwinizm. Tabii kendi yaşadığı zaman Darwinizm veya bu Darwin'in teorisi bu kadar tutacağını kendisi de hesap etmiyordu. Adı üstünde bir teori. Galapagos'taki kaplumbağaların uzun kafalı, normalden uzun kafalı kaplumbağaların milyonlar senede kafalarını kaldırarak yukarıdan bir şey yerken uzadığını hesap ediyor. Felsefe yapıyor ve bu kaplumbağalardan yola çıkarak ve tabi biliyorsunuz bütün türlerin hepsi cenin sürecinde hepsi birbirine benzer. Tabi içinde kimyasal değişiklikler çok olduğu için ama yüzeysel baktığınız zaman işte bir kertenkele ceniniyle bir maymun ceniniyle bir insan cenini yani o küçücük olduğu için tabi onun için bir sürü kimyasal döngüler oluyor. Bunu ne oluyor? Birbirine benzetiyorlar. Şimdi Darwin'in teorisi dediğim gibi yaratılışı sorgulayan bir araştırmacı ve ortaya atmış olduğu teori. Evet bakın bir kaplumbağanın yukarı kafasını kaldırarak boyunun uzaması eğer Darwin'in teorisine göre olsa demek ki bu hayvan 1,5 milyon 2 milyon yıldan beri kafasını kaldırıp yukarıdan bir şeyler yiyerek o kafası uzadı onların teorisine göre veya da Celal Şengöz bir tane Türkiye'de bir tombik hocamız var ya bizim ateist yadırgamıyorum tabii özgür bir ülkede yaşıyoruz özgürlükler var dinde zorlama olmaz zorla insanı inandıramazsın ama o kadar saçma sapan şeylere inanıyorlar ki işte bir tür maymun cinsinin tabi bu mutasyon yoluyla maymunluktan artık o primatlar şeklini alıyor. O primatlar da onların teorilerine göre tabi hep bu feyizleri Darwin'den aldıkları bir feyiz bu. O primatlar tabi dört ayak üzerinde gezen yaratıklar ve bu dört ayak üzerinde gezen yaratıklar ayağa kalka kalka yani karşı tarafa acaba ne var ne yok gibisine baka baka bu primatlar ayakta yürümeye başlamışlar. Yani bu döngü böyle gelişmiş. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki bu 1,5 milyon 2 milyon yıl bunların hesaplamalarına göre 2,5 milyon 3 milyon yılda çok yavaş ilerliyor mutasyon. Anladınız mı? Yani biz de şu anda geçiş formuyuz onlardaki teoriye göre. Teori diyorum yani kanıtlanmış bir şey yok ama çok saçma sapan teoriler. Şimdi bakıyorsunuz Darwin zamanında atmış olduğu bu teori hala okullarda, üniversitelerde bazı ders kitaplarında bu teori hala çocuklara okutuluyor. Geçen gün bu kanal var. National Geographic. Tam telaffuz edemiyorum. Orada bir program izliyorum. Bilim adamları ciddi ciddi işte en son şimdi düşünebiliyor musunuz? O maymunları, o primatları zaman 1,5-2 milyon yılda o tüyleri nasıl döktüler, değil mi? O tüyler döküldü de neden şu sakal kısmı kaldı? Bıyık kısmı kaldı, değil mi? Koltuk altı kıllarımız kaldı, değil mi? Etekteki kıllar kaldı. Yani bu kıllarda o zaman bir akıl var o zaman. Akıl var.
Yani arkadaşlar nereden baksanız Darwinizm çökmüştür. Yani hiç anlatırken bile mantıklı bir şey gelmiyor insanın aklına. Yani o kadar çok Cenab-ı Allah çeşit yaratmış ki, hayvan yaratmış ki. Şimdi bunların teorisine göre tabii hepimiz biz maymundan, primatlardan başladık. Primatlardan evvelsi de bunların hesaplamalarına göre daha şuradaki 12 bin yıllık göbek taşını kestiremiyorlar. 2 milyon yıl, 1 milyar yıl önceye gidiyorlar. Dinozorlar çağına gidiyorlar. Dinozorlar çağına gidiyorlar ve dinozorlar çağından da 2 milyar yıl önceye gidiyorlar. İlk canlının, mikroorganizmanın mutasyon geçirerek suyun içinde, denizin içinde onun karaya çıkması ve o karada artık işte görmüş olduğunuz bütün bu çeşitlilik yaratılmış. O dinozorlar birer geçiş formuymuş. Yani türlü türlü saçmalık. Arkadaşlar bakın, artık Darwinizmin hiçbir şekilde dayanacak bir dalı kalmamıştır. En son dediğim gibi makalelerde bir maymun türüne uzaylıların insan spermi enjekte ettiklerini bile söyleyebiliyor. Yani arkadaşlar bakın, uzaylı diye bir şey yok. Anladınız mı? Ya hadi o zaman sorgulayalım. Diyelim ki uzaylı var. Peki uzaylı teknolojisi yetiyor mu bir güneş yapmaya? O havada uçan el şeklindeki daireler. Milleti kandırmak için Siyonist masonların yapmış olduğu, NASA'nın, NASA da bir Siyonist masondur. İnsanları kandırmak için, aldatmak için havada uçan daireleri, ya bu uçan, havada uçan daireler arkadaşlar, ışıkları yanıyor. Yani saçma sapan şeyler. Yani bunlar kainatı inşa edebilir mi sizce? Bir güneşi, bir ayı, he? Yani Big Bang denen o devasa patlama, değil mi? Bir tek noktadan, değil mi? Bir tek bir nokta diyoruz, aklımız yetmiyor. Niçin? Çünkü o noktanın içinde de bir kainat var. E şimdi işte bilim buna solucan deliği diyor. Neden? Çünkü akılları yetmiyor. Yani atomun, çekirdeğinin içinde kainat var arkadaşlar. Küçülmüyor. Yani biz hangi boyuttayız onu bilmiyoruz. Çünkü küçüklükle büyüklük şu anda insanoğlu daha keşfedemediği bir şey. Ne kadar büyük, ne kadar küçük. Keşfedemiyoruz. Anca belli noktalarda teori yapıp, teoriyle, düşünce yoluyla, felsefe yoluyla anlamaya çalışıyoruz. Yani hangi boyuttayız biz? Küçüklük ve büyüklük bakımından. Anladınız mı? Yani düşünebiliyor musunuz? Bir atomun çekirdeğinin içinde, çekirdeğin içine de girdiğiniz zaman solucan deliği, kainat çıkıyor karşınıza. Yani Allah, yani o belki de şu anda bizim şu kainatımız bir nokta. Ama kime göre? İnsanoğlunun aklına göre, yani biz şu anda bu boyuttayız. Anlayabileceğimiz boyutta. Dediğim gibi ciddi ciddi adamlar uzaylılara inanıyorlar. Yani uzaylıların bir kainat inşa edemezler. Demek ki kainatı